Merhaba. Bu genç kız artist olmak istiyor dedi. Berda Berda ve artist oldu. Sonra da kız kardeşinin elinden tuttu, sinemaya soktu ve bize kazandırdı. Sevda Berda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Fena değil. 1958'den beri sizi tanıyoruz. O zamandan beri her zaman aynı iyiliktesiniz. Ve o günden sonra diye bir filmle başladınız sinemaya. Çok yaşınız küçük. Evet. Hatta derler ki anneniz babanız imza atmış. Gerçekten öyleydi yani. Bayağı küçüktüm. 14'lü yaşlar falan olması lazım. Yine Beyoğlu Caddesi'nde yürürken o dönemin yapımcısı İlhan, şimdi soyadını anlatamayacağım. O çeviri teklif etmişti. İhsan Sedat yönetmeliydi. Evet. Oktar Durukan'la bu filmi çevirdiniz. Evet. Sonra bir 5 yıl ara verdiniz. 1963'e kadar. Evet. Biraz büyümenizi mi bekledi aileniz? Hayır, öyle değil. Yani zaten sinemanın içinde büyüdüm ben. Yani ablamdan kaynaklanan bir şeyle. Hem tiyatro hem sinema, yönetmenler, basından arkadaşlar. Sürekli büyü sen de sinemacı ol. Yani artık fenalık falan geçiriyordum tekliften ve öneriden. Derken böyle bir sürpriz oldu. Peki dedim, ablama sordum. İşte annem gelir imzalar falan attı. Fakat o dönem o sinemanın şartları bana çok cazip gelmedi. İşte kar yağarken yazmış gibi elbiselerle dolaşmak. Stüdyolarda çekim çok pahalı. Mecburen. Sokakları plato olarak kullandık. Yeşilçam öyle yaşadı zaten. Şuna Türk sineması dedi. Olur. Ne kadar da güzel Türk sineması. Çok küçücük bir Yeşilçam sokağı. Yetmiyor değil mi, evet, Türk sinemasına? Bize... Gerçekten. Evet. Çok güzel bir tabir. 1963 Azrail'in habercisiyle tekrar filmler başladı. Helal olsun Ali abi. Evet. Ayhan Işık, Sadri Alışık. Evet. Ve bu film size hayatınızın en güzel dostunu kazandı. Gerçekten öyle. Sadri Alışık. Evet. Şimdi orada bir anım var, onu anlatayım size. Sete geldim. Yani Sadri'yi ben tanıyorum tabii de o beni tanımıyor. Şöyle bir baktı bana. Neden baktı diye böyle tüylerim diken diken oldu. Sanıyorum toplu pabuçlarımdan rahatsız oldu. Sonra ileriki yıllarda Sadri'yi tanıdığımda kendini uzun boylu hiçbir oyuncu istemezdi. Şimdi ben set arası izin istedim. Gittim kendime küçük topuklu bir pabuç aldım. Ve ismini Sadri Alışık Pabuçları koydum. Nurlar içinde yatsın. Şimdi ikinci, aynı gün böyle küçük topuklarla görünce hiç konuşmadan gözlerinin içi güldüğünü, hatta dolduğunu hatırlıyorum. Ve o benim hep dolabımda Sadri Alışık Pabuçları olarak kaldı. Yıllarca. Günaydın. Günaydın. Kabul edersen sana getirdim. Bana mı? Hı-hı. Şey Orhan, samim değil. Sadece samim. Lütfen ciddi bir mektup yazmak için odama gelir misin? Hı-hı. Hı-hı. Daha litrefi gel bakalım dedi. Seninle çok güzel bir film yapacağız. Hayatımın çizgisini çizdi Ali Trepi. Gurbet Kuşları. Evet. O kadar güzelsiniz ki o filmde, o kadar iyi oynarsınız ki ve bir de iddialı bir roldür orada. Yani karakter rolü. Karakter, tam evet, karakter rolü. Yani hayatın silesini yemiş, kötü yola düşmüş bir kadını. Evet. Hatta Tanju Bursu ile o kadar ilgili sahneleriniz hatta var. Hatta dansöz müdür orada? Tabii. Hatta hiç unutmam, o gün sette işte dansöz kıyafetleri getirdiler. Hoca yok, kimse yok yani. Giy bunları, oryantal yap dedi Ali Trefi bana. Orada inanılmaz bir dans sahnem vardı. Arada bir izlerim ve dehşetle bakarım nasıl böyle bir şey yapabildim.
Yani ki ben kendimi izlediğim zaman eleştiren bir insanım, beğenmeyen bir insanım. At şunu şöyle yapsaydım ya da... Böyle kalıyorum, inanılmaz bir şey bu. Belki her Türk kadının da var bilmiyorum. Öyle bir anısı vardır bende. Atık Yılmaz dedi ki, gelin bakalım Urfa'ya gidiyoruz. Evet. Evet, Erkek Ali. Erkek Ali, yani yaptığım kaç film olduğunu tam bilemiyorum. 104. 104 mü? Yani geçmişe baktığımda gerçekten çok değer verdiğim bir filmimdir. Çok erken yapılmış bir filmimdir. Yani filmimizdir hepimizin tabii. Orada enteresan sahneler vardır. Yani sinemada beni böyle yapıp, böyle yapıp, böyle zikzaklar çizdiren bir filmimdir. Bir silah, tüfek sahnesinden söz edilir. Hiç evet. Unutamadığımız görüntülerdir. Evet, gerçekten. Onu izlediğim zaman... Yani dünya sinemasında bir oyuncunun bile cesaret edemeyeceği bir şey yapmışım. Müthiş bir estetizm var. Erotizm ne var, estetizm ne var. Evet. Hepsi bir araya gelince mükemmel bir hale geliyor. Zaten müzikler Fecih Hepçioğlu. Muhteşem. Çok hoş. Parla Şenol oynuyor. Ay evet. Eşim Kolçak. Üvey kızım oynar oynar. Evet. Kaçtığını gördüğüm çiftlikten peşine düştüm. Dedesinin mezarında buldum. Ataşı var galiba. Kemerli Mahsin'e götür. Zeynep'e gösterme sakın. Hiçbir yere gidemez Ali. Çocuk bizde. Nasıl olsa gelecek. Gelecek. Zeki Müren'le bir film çevirdiniz. Evet. Yani sizin kadim dostunuz Sadri Alışık. Filiz Akın, Hindistan Cevizi. Sadri Alışık'la aşk yaşıyorsunuz evet, filmde. Evet. Onun büyük sevgilisiniz. Ve o dönemin o kısmen renkli filmlerinden biridir. Şarkı ve şey sahneleri renklidir. Bize ait olanlar siyah beyaz. Siyah beyaz. Evet. İşte bir renkli film çekmek çok büyük maliyet istiyor. İşte bir iki deneme yapıldı. Samanyolu çekildi. Hıçkırık çekildi. Evet, evet. İşte böyle bir iki filme yerleştirmeler var. Hep şimdi, o şarkıda Zeki Müren'in bir başka filminde vardır. Zeki Müren'le ilgili bir anınız var diye var. Enteresan bir anıdır. İşte Sadri'den ayrılırım ben rol gereği. O içki içerken böyle bekler. Benim de kapıdan giriş sahnem çekiliyor. Gözlerimden yaşlar gelmesi lazım. Benim arkamdan da Zeki Bey girmesi lazım. Kapıda ikimiz duruyoruz. Nasıl ağladım dedi bana. Yani bir anda gözlerini nasıl doldurdun dedi. Dedim ki şöyle küçük parmaklarıma alkol koydum dedi. Ve böyle göz pınarlarıma sürdüm. Ne kadar tehlikeli bir şey yapmışım aslında. Hıçkırarak içeri girdim. Arkamdan Zeki Bey girdi. Allah seni kahretsin. Gözlerimi kör edecek. Meğerse o da yapmış ve fazla kaçırmış alkolü. Ay nasıl gülmüştük. İnanılmaz bir sahneydi o. Bugünü hatırladım. 18 Ekim. 18 Ekim. Seninle sokağın başında duvarın dibinde buluşacağımız günün yıl dönümü. Unutmadım demek. Halimden beri değil mi? Randevusuna 3 yıl geç kalmış bir kızı kabul edersen geldim Osman. Ben... Sen hayatta tanıdığım tek tek kıymetli varlıksın. Yalvarıyorum affet beni. Yalvarıyorum sana. Gel. Gel ulan gel. 3 senelik rötarlı yarın gel. Sizin değişik bir filminiz daha var. Çıldırtan Arzu veya Adem ile Havva. Bakir Ormanlar'da, Karacabey, Bursa Karacabey Ormanları'nda böyle deniz kıyısında evet. Çektiniz. Elinizde elma, Fikret Hakan. Evet, incir yapraklarından bikini. Tabii Bakir Ormanlar'da çekilirken bu kadar hoş sahnelerin bir araya gelmesi çok çok güzel şey oluyor. Evet. Yani benim 3 tane böyle çıldırım filmim vardır. İşte biri Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Erkek Ali ve Adem ile Havva. Bunlar gerçekten çok erken yapılmış filmler. Verin bakayım şu deniz kızı elbisesini. Dalgalarda şarkı var, rüzgarda sızı. Kumlar üzerinde bir deniz kızı. Dalgalarda şarkı var, rüzgarda sızı. Kumlar üzerinde bir deniz kızı. Bu
paralelle o filmleri nasıl çekilir? İnanılmaz. Hacı Murat'ı da çektiniz. Tolstoy'un müthiş romanını. Cüneyt Erkin'le beraber. Evet. Cüneyt Erkin'le Parandeleri hatırlarmışsınız. Yani kendimi hatırlamam mümkün değil. Devamlı havada Cüneyt Erkin görüyordum çünkü. Çok arada bir aşağı iniyordu. Ve o zaman göz göze gelebiliyorduk kendisiyle. Cüneyt Erkin'in de ilk atraksiyon filmlerinden. Ama muhteşemdi. Çok, muhteşem. Çok. Gerçekten çok yetenekli birisi her bakımdan. Buraya gelsinler. Yarın gündüz toplanıp mühim işler konuşacağız. Yerinde olmayanlara da haber gönder. Hacı Murat'ın adamlarının istirahati için gerekli işleri yapmamış. Emredersiniz. Sultan. Buyur baba. Hacı Murat için büyük evi hazırlayın. Sen de hizmetinde bulun. En küçük bir kusur istemem. Emredersin baba. Hulki Bey aldı sizi, hadi biraz yurt dışına götüreyim dedi. Suriye'ye götürdü. Bir damat aranıyor. Erol Büyükburç. Vahi Öz. Psikolojik sorunu olan bir adamı sorunlarını oynuyor filmde oyuncular. Suriye'ye gidiyorsunuz. Suriye'ye değil, Tarabya'daydık. Yapmayın. Burada da çözüm buluyor. Evet öyle diyor. Öyle Suriye, Şam'ın en güzel yeri diye gösteriyordu. Gerçi İstanbul bazı Şam'a pek benzemiyor ama. Evet. Bazen böyle şeyler yaparız. Sadri Bey ile film çevirmeniz devam ediyor. Bir gazino sahibini oynuyor Altan Günbay. Sevgilisi siz, Sadri Işık'ta Kariban, size aşık. Filmi de çok güzel, dillere slogan oldu. Tamam mı canım? Ay evet. Siz Sadri Bey'i kıramazmışsınız. Yani Sadri Bey'i kıramazdım. Ailece çok sevdiğim insanlar, yani Çolban olsun, Sadri olsun. Onlar da beni kırmazlardı. Ben de onları. Mesela Dikiz Aynısı diye bir filminiz daha var. Evet. Mine Koşan'ı diyor. Evet. Siz burada... Sen Püsküllü de vardı sanırım. Tabii. Evet. Bir şoför oynar Sadri Bey. Dikiz Aynısı'nda evet. Ama siz o kadar azsınız ki filmde. Evet. Yine Sadri Bey'in hatırı için orada. Şöyle bir şey anlatayım size. Evde oturuyoruz. Hikayeyi okumuş Sadri. Kimlerin oynayacağını biliyor. Fakat yıllarca unutamadığı bir ilk aşkı var. Rol çok ufak diyor. Yani bana anlatıyor, Çolpan'a anlatıyor. Kimse oynamaz ki ama ben birine de aşıksam oraya rol ufak diye de şimdi herhangi birini getirirlerse ben nasıl Leyla diye bağırıyorum, nasıl Leyla diye falan böyle muhteşem bir oyun sergiliyor. Biliyor ki ben Sadri ben oynayayım aşk olsun. Sevda dedesiydiniz. Yani Sadri için oynamıştım orada da. Ne güzel, ne güzel. Böyle güzel dostlukları yaşamak, hissetmek. Çok. Sinemada böyle güzel şeyler de biliyor. Ben zaten sinemadan daha çok galiba arkadaşlarımı sevdim. Evet, onlar da sizi çok seviyor. Sadri Bey'le ilgili çekimlerden biliriz. Yıldırım Öner'le de çalıştınız. Şevket Kurbağa'yla. Evet. Ceyda Hanım'ın, Muhsin Ertuğrul'un rock evet. Filmi. Yani trende değil de vapurda geçen. Evet, Hacı Ertuğrul'da. Yapmıştık yine Nejat Saydam'la. Ömer Çıklar filmde. Evet. Çok hoş, güzel bir filmdi. Doğrusunu isterseniz... ben de sizin kadar heyecanlandım birdenbire. Ne tuhaf biriz. Sizden başka biri olsaydı... bana bu kadar yaklaşmasına müsaade etmezdim. Ama sizde insana güven veren, rahatlatan babacan bir hal var. Kapıcılar Kralı. Evet. Umur Bugay'ın senaryosunu yazdı. Evet, bu filmden çıkarak Bizimkiler dizisi devam etti. Ve kişilikler, evet. Tipler buradan oturdu. Evet. Orada da iddialısınız. Ben oynarım diyorsunuz. Hırsız kadın. Hem vamp hem hırsız. Hepsi var. Ha, ne ararsanız evet, var. Evet. Ama yani öyle şimdi baktığım zaman o döneme muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Yönetmeni öyle. Kemal Sunal'ın en güzel filmlerinden biri. İlk ödülünü aldığı evet, film evet. Altın Portakal'ı almıştı. Çok güzel bir film. Gerçekten. Orada da böyle onun içindeki cebinden bir anahtarları. Evet. Fevzi Tuna, hadi Seyda Hanım biraz olgun yaşlara geldiniz. Şöyle bir Kıbrıs'ta film çekelim. Ve seninle son defa diye bir film çektiniz. Selim İnönü'nün senaryosu. Evet.
Yani Selim ileri iyi bir arkadaşımdır. Yani o zaman daha yoğun yaşıyorduk, daha beraberdik. Yani Türk sinemasında bir de şöyle bir şey var. Beni keşfedenlerden, benim yüzümü, yeteneğimi gören ender yönetmenlerden biridir Feyzi Tuna. Evet, gerçekten çok iyi bir kompozisyon çiziyorsunuz ve sizin yüz hatlarınızda olgunluğa ermiş, daha sonra genç bir mühendise aşık olan olgun bir kadının havasını o kadar iyi yakalamış ki sizde. Sizde hayır, ben hala genç kız oynarım ısrarında yok, hayır benim yaşamım gerekiyor, daha böyle olgunlaşmaya yakın bir kadını da oynarım dediniz ve bu filmde oynadınız. Oynadım çünkü güzel kadın imajı beni çok rahatsız etti yıllarca. Yani müthiş bir ağırlık verdi üstüme. Yani neredeyse yani yüzümü fark etmiyorlardı. Yani böyle bakmaktan hemen olgun rolleri. Şöhretin olayı da budur değil mi? Yani yolda giderken herkes size bakar ama şimdi artık bakmanın ötesinde isminizi de biliyorlar. Evet öyle oluyor ama şimdi şöyle güzel bir şey yaşıyorum. O geçmişin verdiği şeyden dolayı çok güzel bir saygı yaşıyorum. Benim de özlemini duyduğum buydu. Size bir makas versem işinize yarar mı acaba? Anlamadım. Makas versem işinize yarar mı? Saçlarınızı keseceksiniz ya. Ooo, ağır romandan evet, bahsediyor. Evet, evet. Ya benim için çok özel bir roldü o. Mustafa Altıokları da gerçekten sevdim insan olarak da, yönetmen olarak da. Yani oyuncu gibi hissettiğim filmlerden biridir benim. Filmle çok az konuşursunuz. Ama sesli çekimdi, evet. Ve kadın deliydi. Zaten normal bir şey konuşamıyordu. Çok güzel bir kompozisyon verdiniz. Gerçekten ama öyleydi. Size hak ettiğiniz ödülü de verdiler. Yani evet, yani ödüller benim için o kadar önemli değil. Kalbimizde zaten ödüllerinizle birlikte varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki programda görüşene kadar hayatınız Türk sineması gibi toz pembe ve mutlu sonlu geçsin. Yakınız demek hala. Neymiş bakalım yıllar sonra seni buraya getiren şey? Herhalde hatırımı sormaya gelmedin. Yok. Senden borç istemeye geldim. Ne oldu? Tamirhane mi battı? Yoksa hacca falan mı gideceksin? Kendim için değil. Ha, başkası için. Şaştım desem yalan olur. Sen kendin için hiçbir şey ister misin? Kimmiş? Her kimse. Oğlum vermiyor mu? Veremiyor. Sen de bana geldin. Evet. Ben de para olduğunu nereden bildin? Yok mu? Yok. Arabanı sattı. Araban hala duruyormuş. Ha öyle mi? Hemen içeri al. Rahatsız etmeseydin. Olur mu? Buyurun lütfen. Mersi. Zaten beyefendi kalkıyorlardı. Bana tokat atmayı düşünüyorsan son şansın. Niye atayım? Peki öyleyse.